Arkadaşlar herkese günaydınlar. Özal Durdu yeni bir videomuzla karşınızdayız. Dün almış olduğum 200 wattlık inverterin içini açtım. Şöyle bir devreyle karşılaştım. Şöyle 200 wattlık invertere işte yeni sistem inverterlere bu şekilde malzeme koymuşlar. Şu zaten çakmaklık girişi. Yani buradan 12 volt çıkıyor. Burada da bir tane arkadaşlar şuraya da şey koymuşlar. Mosfetlerden koymuşlar küçük küçük. Şurada bir tane trafo koymuşlar küçücük. Bir tane de şu tarafa fan koymuşlar. Küçücük fan. Şimdi arkadaşlar benim niyetim şurada görmüş olduğunuz kabloyu bunu iptal edeceğim. Şunu şuraya bir tane soket koymayı düşünüyorum. Bir tane soket koyacağım. Bunu şu kablo fazlalığından kurtarıp şunu iptal edeceğim. Buraya bir tane soket montajı yapacağım. Yani buradan takmalı soket olacak. Bunu istediğim an istediğim her yerde kullanabileceğim rahatlıkla. Öyle bir sistem şimdi geliştireceğim. Zaten bunu devamlı kullanacağım için zaten dün TV çalıştırmıştık, şeyler çalıştırmıştık bununla. İşte 200 wattlık bir invertörün de ana devresi, ana kartı bu şekilde. Evet arkadaşlar, şunu gövdeden ayırdım. İşte şöylecik, minicik şey koymuşlar, adamlar yapmış. Helal olsun. Şu kadar bir anakart. İşte böyle bir devre şeması da var. Şunu da şu tarafa koyayım. Şöyle biraz daha devreyi yakından inceleyelim. Şunu da iptal edebilirim arkadaşlar. Buna gerek yok. Bu 12 voltluk giriş şeyi. Ha, bende var istersek şey yaparız ama gerek yok zaten bunu koymaları da anlamsız. Çünkü şunun üzerinde zaten şarj için gerekli şeyler mevcut. Bunu istersek küçük 12 voltluk bir adaptörle de çalıştırabiliyoruz. İstersek aküyle de çalıştırabiliyoruz. Şimdi bende adaptör var. Onun şey yapıyor. Ondan sonra bunların denemelerine geçeceğiz. Şu kabloyu dediğim gibi arkadaşlar fazlalık olan bu kabloyu iptal edeceğim. Bunun yerine bir tane soket yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi ürünün şu iki kablosunu kestim. Artı eksi kablolar. Şu da benim evde kullanmış olduğum LED adaptörünün iç tarafı ve bana lazım olan kısım da şurası. Bakın şu. Şu siyahlı soket lazım. Şimdi ben bunu kaynak makinesini getireceğim. Bunu kaynaklarından çıkaracağım. Lehim makinesi pardon. Getirip bunu kaynaklarından çıkaracağım. Zaten bunun bir tarafı eksi bir tarafı artı olarak geçtiği için bunu artı ve eksi olarak buraya kaynak yapacağım. Şuraya da bir ufak bir ayar ister. Oraya da yapacağım. Evet, devam edelim bakalım. Sonuç itibariyle hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu şeyi ayarladım. O lehim makinesine şeyinden söktük. LED adaptörünü şuradan söktüm. Şurasını arkadaşlar lehimle biraz açtırdım. Daha sonra ben şunu kenarlarını düzenleyeceğim. Böyle olmaz. Şu maksat yuvaya bu şekilde gelecek. Şöyle bu vaziyette tam gelecek. Üstüne de onun sıcak silikon da koyacağım onun üzerine. Daha sonra şu artıları artı bu tarafa eksi bu tarafa gelecek vaziyette. Şimdi ayarlayacağım onu da. Şunu da söktüm arkadaşlar. Maksat çalışıp çalışmadığını test ediyoruz. Buradan da ekranın yanıp yanmadığını kontrol ediyorum. Şimdi lehimimizi taktık. Lehimimiz ısınsın. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu dediğimiz şeyi şu anda montajını yaptık. Şu an görmüş olduğunuz gibi invertörümüz çalışıyor.
Burada da volt değerini gösteriyor. Aslında bu 12,2 amperlik bir adaptör ama burada 11,9 volt olarak gösteriyor. Yani şuralara kadar gelene kadar biraz güç düşüyor tabii ister istemez. Fan da şu an çalışıyor arkadaşlar. Küçücük bir fan var içinde de. Şuraya da bir tane mavi led koymuşlar. Şurası da dediğimiz gibi 12 volt çıkışı mevcut. Şurada boşta kalan sokette 220 volt çıkış veriyor arkadaşlar. 200 wattlık invertörümüz. Şimdi bunu toplayacağım. Daha sonra tekrardan testlerine geçeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Soketi sonunda yerine oturtturdum. Sıcak silikonda sıktım. Şu ön paneli topladım. Şimdi soketini takacağım. Şimdi bu 220 voltun soketini de takacağım. Şu 12 voltluk çakmaklık çıkışını şimdi de kullanmayacağım arkadaşlar. Onu iptal ediyorum. Yani iptal etmiyorum da. Şurada zaten bir adet soket yeri var. Oradan söktüm. O boşta kalsın. Şurası açık kalacak olsun. Önemli değil. Bana sadece şu kısım lazım. Gerisi önemli değil. Biraz bir farkındalık yaptım. Çünkü buradaki amaç neydi? Şu kabloyu istemedim. Bu kabloyu iptal ettik. Bu sebepten dolayı şunu şu şekilde istiyorum. Zaten hep istediğim buydu. Keşke bütün invertörleri hep bu şekilde yapsalar. Çok güzel olur. Şimdi şu cihazı bir toparlayayım arkadaşlar. Sonra testine geçeceğiz. Evet arkadaşlar cihazı topladım. Şu dediğim gibi şu şeyini boşta bıraktım. O burada. Sabahtan beri uğraşıyorum. Şu an adaptörle çalışıyor. Şimdi TV'ye takacağız bakalım. Adaptör buna gücü yetecek mi göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bağlan televizyon fişini takalım. Bir bakalım adaptörün gücü yetecek mi? Maalesef ki adaptörümüzün gücü yetmedi bunu çalıştırmaya. Taktığımız andan itibaren çok fazla enerji çek. Evet geri çıkarmak durumunda kaldım. Bunu çalıştırmadı ama ufak demek ki televizyon biraz büyük. Fazlaca yük çekiyor. O sebepten dolayı buna başka bir şey deneyelim. Evet arkadaşlar bir de burada deneyelim. Radyoyu çalıştırır ama radyo fazla. Şunu takacağım. Evet. Telif hakkı yememek için açmayacağım. Evet. Radyoyu çalıştırdı. Çünkü radyo fazla güç çekmediğini. Evet. Şu an görmüş olduğunuz gibi adaptör yardımıyla çalıştırıyoruz. Akülerimiz var arkadaşlar bakın. Akülerimizi de zaten şarja koyduk. Bu doldu zaten full. Şu an kullanım için hazır. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka videomuzda da karşınıza çıkacağız. Arkadaşlar ince bir kablo buldum. Soket girişli. Şuradan ikisini şey yaptım. Bir tanesi artı bir tanesi eksi olarak. Şu anda taktık. Akü 11,4'e falan düştü. Şu anda TV çalışıyor. Keşke takarken gösterseydik ama. Evet görmüş olduğunuz gibi TV çalışıyor. O adaptörün gücü yetmedi maalesef ki ama akümüz dediğimiz gibi var. Görüşürüz. Bundan sonra bu ailenin bu şirketin bir parçası olacağını bilmek büyük bir mutluluk benim için. Evet.